Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ardından Çin'le Tayvan arasında başlayan gerilim tırmandıkça tırmanıyor. Çin bir tatbikat başlatmıştı. Bir türlü de bitirmiyor tatbikat. Uzattıkça Habire, uzattı o da tatbikatı. uzadıkça uzadıyor. Bir de bütün dünya basınında bizde de herkes bir 3. Dünya Savaşı mı çıkıyor? 3. Dünya Savaşı kapıda. Bir şeyi 40 kere söylersen gerçek olur mu? Yani zorla çıkartacaklar gibi. Yok Ama işte şu bir nükleer gerçek ki şu şeyler. anda da Pasifik ısınıyor. Pasifik Pasifik gerildikçe ısınıyor, geriliyor. Balkanlar gergin, Rusya, Ukrayna gergin, Orta Doğu Irak. gergin, Irak gergin. Gergin olmayan yer yok. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Bu kadar 3. Dünya Savaşı, 3. durduk yere başımızda bu kadar tahıl, işte kıtlık var. Nedir o, Enerji iklim krizi var. krizi var, enerji krizi var. Bir de savaş gerçekten şey gibi olur. Yani pastada çilek diyorlar yani. Aman Bu negatif. olmasın, aman yeni bir Olmasın diyelim de savaş. o kadar çok konuşuluyor ki. İşte bu Çin, Tayvan'daki askeri tatbikatları uzatınca bölgede gerilim iyice artmış durumda şu anda. Tayvan, Çin'in adayı işgale hazırlandığını iddia ediyor. ABD Başkanı Biden, Çin'in bu eylemlerinden endişe duyduğunu dile getiriyor. Bakalım Pasifik ne kadar ısınmış. Esra dedi çok ısındı da bir bakalım ne kadar ısınmış. Çin'in uzattığı Tayvan tatbikatı adada gerilim yarattı. Tayvan, Çin'in adayı işgale hazırlandığını iddia etti. İddia Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu'dan geldi. Bakan, Çin'i Tayvanlıların moralini bozmakla suçladı. Çin'in asıl hedefi Tayvan Boğazı'nda ve Asya Pasifik bölgesinde statükoyu değiştirmektir. Çin'in statükoyu değiştirmek için büyük tatbikatlar yaptığını, füzeler denediğini, siber saldırılar düzenlediğini belirten bakan, Çin'in karşısında duran ülkelere teşekkür etti. Bu tavırla dünyaya net bir mesaj veriliyor. Demokrasi otoriterliğe boyun eğmeyecektir dedi. Çin belirttiği sürenin dolmasına rağmen Tayvan çevresinde tatbikatlarını sürdürüyor. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre adanın çevresinde Çin'e ait savaş uçakları ve gemiler görülüyor. Çin'in tatbikatını uzatması ABD'de de endişeye yol açtı. ABD Başkanı Biden, Çin'in bölgedeki eylemlerinden endişe duyduğunu söyledi. Beyaz Saray basın sözcüsü de provokatifler, sorumsuzlar ve yanlış hesap riskini artırıyorlar ifadelerini kullandı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen hafta Tayvan'a yaptığı ziyaret adayı topraklarının bir parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı ziyareti kınadığını bildirmiş, ziyaretin ardından adanın çevresinde askeri tatbikatlar başlatılmıştı.